traktörlerin ne kadar gelişmiş olduğunu gözlemliyorum. Benim çocukluğumda kullandığım gibi değil traktörler. Klimalı traktörler var artık. Orayı biraz gezerken dedim ki, Ceyhun Bey de, Sayın Vekilimiz de oradaydı Erdin Bey'le birlikte. Şimdi dedim ki onlara, bir adamın köylü olup olmadığını nasıl anlarsın dedim. Romorkla bir traktörü geri geri götürebiliyorsa o köylüdür. Doğru, doğru. Gerisi hikayedir. Dedim ki ben köylü çocuğum, verin traktörü geri geri yanaşayım dedim. Şimdi aklıma bir şey geldi. Şeker fabrikalarıyla ilgili. Benim rahmetli babam kamyoncuydu, kamyon şoförüydü. Susurluk'tan, Eskişehir'den, Adapazarı'ndan, Konya Ilgın'dan biz buralardan küspe aldık, küspe. Yani Karacabeyli'nin ürettiği şeker pancarı Susurluk'ta işlendi. Yalova'da benim köyümdeki inekler o küspeleri yedi. Biz Yalova'nın bütün köylerine babam küspe satardı. Gelirdik kamyonla 12-13 ton küspe yüklerdik. O büyük direnleri vardı onların. Doğru hatırlıyorum değil mi? Koca koca direnleri böyle. Onları aktarırdık. Köylerde satardık. Sezonda belki de 100 kamyon civarı küspeyi Yalova'ya yakın illerden. Yani düşünebiliyor musunuz? Eskişehir'de çiftçinin ürettiği şeker pancarından Yalova'daki hayvancı da yararlanıyordu. Besici de yararlanıyordu. Onun için Sırbistan'dan et almıyorduk. Ama neresinden tutayım ki? Yani tarımı böyle de yargısı farklı mı? Bir iki örnek vereyim izninizle. Yani kadıncağızın biri ağaca çıktı, hatırlıyorsunuz değil mi? Kocası yarbaydı. Ağaca çıktı kadın. Cumhurbaşkanı da gördü, gelsin bakalım dedi. Baktılar adam serbest oldu. Yani kadın ağaca çıkmasa yargı kocasını görmeyecek. Mesela birisi vardı, hatırlar mısınız? Ajan teröristti. Ajan terörist. Alman güçlendiriyor. Ajan terörist. Basket Paul gibi böyle. Ajan terörist gitti. Tahliye oldu. Nasıl oldu? Acaba Merkel'le Yıldırım'ın Binali'nin görüşmesinde bir payı var mı bunun yani? Ajan terörist. Mesela daha ilginç bir şey söyleyeyim. Az önce Burak Bey'den bahsettik, Sözcü Gazetesi'nden. Mesela Ahmet Şık. O da ilginç yani Türkiye'de. Yargıyı en iyi anlatan kişilerden birisi. İmamın ordusunu yazdı. FETÖ'cüler içeri attı onu. Beraber yürüdük, yürüdük bu yollarda yazdı. Bu sefer AKP'liler içeri attı. AKP'liler de FETÖ'cü diye attı. AKP'liler de FETÖ'cü diye attı. Yani önce imamın ordusunu yazdı. FETÖ'cüler onu içeri attı. Sonra beraber yürüdük biz bu yollardayı yazdı. Bu sefer AKP FETÖ'cü diye onu içeri attı. Nasıl bir paradokstur yani. Bakın yine mesela sosyal medyada iyi takipçisi olan vekillerden birisiyim ben. Şu anda da çok izleniyor program sosyal medyada. Öyle midir? Evet. Az önce gösterdiniz. Evet. Şimdi ne hakaretler ediyorlar. Ben ilgilenmiyordum baştan. Sonra dedim ki arkadaşlar, avukatlarımıza ilgilenelim bu işlerle. Bunlar felaket küfürler ediyorlar. Şimdi hakim diyor ki şöhretli bir milletvekilidir. Bunlara diyor katlanacak. Şimdi bir daha yani gerek görmüyor dava açmaya. Bir daha bana böyle yazdıklarında hakim de buna katlanacaksın derse o hakimlere bana söyleneni aynısını o hakimlere gidip söyleyeceğim. Bulacağım onları. Onları bulacağım. Bana söyleneni, o AKP'li trolün bana ettiği küfürü ben hakime etsem, hakim beni içeri atar. Hatta o küfürü, bana ettikleri küfürü Recep Erdoğan'a etseler, polis gece gider evinden alır. Türkiye'nin durumu bu. Türkiye ne yazık ki bu durumda. Demin söyledim. Tabutta dedim, KDV %18 dedim. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Kefen bezinde de %8. Orada da bedava yok yani. Cenaze hizmetleri %1. Mutlaka ödeyeceksin.
Mesela Avrupa'da bebek bezinden, siz az önce bahsettiğiniz için söylüyorum, bebek bezinden KDV alan tek Avrupa ülkesi Türkiye'dir. Sadece bebek bezinden biz KDV alırız. Mesela Türkiye'de cilt kanseri %70 oranında artmış Türkiye'de, %70. %70 artmış ama biz %20 şeyden, o kremlerden, güneş kremlerinden %20 ÖTV, %18 KDV alıyoruz. Lüks tüketim sayıyorum. Şimdi önce çay getirdiler. Soğuk çay, sıcak çay. Vergi farklı. Sıcağı farklı vergi, soğuğu farklı vergi. Bebek maması çalınan, en çok çalınan ürün, bebek mamasından KDV alan ülke. Üstelik SGK'ya dair değil. Evet. Ve son dönemde %70 oranında artmış bebek mamalarının fiyatı. Sayın Levent Gök bunu meclis gündemine bir soru önergesiyle getirdi. Mesela 10 liralık sigaranın 8,16 lirası vergi. Bir taraftan bağırıyor, terbiyesizlik yapıyorsun diyor. Cumhurbaşkanını gördün, söndür sigaranı diyor. Bir taraftan 10 liranın 8,6 lirasını vergi olarak alıyor. Memleketin durumu bu. Yani benzin, 50 litre benzin aldık. Hepimiz. 285 lira verdik. 123 lirası benzin, 162 lirası vergi. Maalesef böyle. İsterseniz burada bir nokta koyalım, bir örnek devam edelim. Tamam. Bir örnek daha vereyim. Mesela ALES sınavına giriyor. 2014 yılında 50 liraya giriyorsun. Sınav ücreti 50 lira. Bugün 100 lira. Ya kardeşim, bu memleketin öğrencileri mi bunlar? İşe başlamak isteyen çocukları mı? Müşteri mi bunlar, müşteri mi? Bunlar kim? Sen kimsin de 4 senede sınav ücretini 50 liradan 100 liraya çıkarıyorsun? Bana bunun bir hesabını ver. Bu millet, sana hepimiz vergi veriyoruz. Bu vergilerimizi 4 şey için veriyoruz sana. Güvenlik için veriyoruz. Sağlık için veriyoruz. Eğitim için veriyoruz. Bir de ulaştırma için veriyoruz. Yani asıl kalemler bunlar. Dördü için veriyoruz. Bir taraftan devlete vergi veriyoruz. Öbür taraftan da güvenlik elemanı olan sitelerde oturuyoruz. Niye? Devlete güvenlik için para vermiyor muyuz? Vergi vermiyor muyuz? Mesela özel sağlık sigortası yaptırıyoruz. Ya devlete biz sağlık için vergi vermiyor muyuz? Neden özel sağlık sigortası yaptırıyoruz? Neden ikinci bir masraf? Mesela Türkiye'de bir vatandaş 111 ayını ortalaması bir araç alabilmek için, 1600 motor bir araç alabilmek için 111 ay çalışması gerekiyor. 111 ay. Bunun reklam zamanı geldi. 58 ayını aracı almak için harcıyor. 53 ayını da vergisini ödemek için harcıyor. İşte buyurun. Köylünün, çevrede yaşayan insanların bilinçlenmesi için, onlar için yapılmış sosyal tesisler var. Bir bütün halinde bunlar. Dünyada 5. sıradayız biz. Şeker pancarı üretiminden şekerde. Şeker kamışını da katarsak 12. sıradayız. Seni yakından ilgilendiren bu konu aslında. Çok yakından ilgilendiriyor. Şundan. Şimdi şuruptan yapmaya çalışıyorlar. Ya şeker şurubundan kıtlama yapılmaz. Erzurumlular ne yiyecek, nasıl içecek çayı o zaman? Sosyete şık geliyor ya. Yani buna bir dörtlük yazarsın diye düşünüyorum. Ne derler İsmail? Sosyete şekeri. Yani şuruptan kıtlama olmaz. Erzurumlu da bunu unutmaz diyebilirsin herhalde. Yani bu fabrikalar Türk şekere bağlı. Türk şeker kim? Dünyada kendi alanında 14. sırada. İşte kota uygulamasıyla ilgili mahkemeye gidiyor Türk şeker. Kazanıyor, mahkeme kararlarını uygulamıyorlar. Peki, şimdi gerekçeleri ne bunlar? Ne diyorlar? Yani hükümet bunları, onlar özelleştireceğiz diyoruz, biz özelleştirme diyoruz. Peki gerekçeleri ne? Onlara bakalım. Bir, diyor ki pahalıya üretiyoruz diyor. Rekabet edemiyoruz diyor. İki, elimizden çıkarsak kar ederiz diyor. Bunların diyor 14'ünü satalım. 11'i kalsın diyor.
Sattıklarımız diyor kapanmayacak diyor. 5 yıl diyor üretime devam edecek. Üretici zarar görmeyecek diyor. Arsalar diyor özelleştirme kapsamında değil. Çalışanlar diyor 5 yıl garantili diğer kamu kurumlarına da geçiş yapacaklar. Bakın bunları tek tek çürütelim şimdi. Bir, fabrikalar zarar etmiyor. Biri ediyorsa öbürü kapatıyor bunu. Yani şeker oranından diyeyim, ulaşımından, az üretim olmasından herhangi bir fabrika zarar ediyorsa öbür fabrika bu zararı kapatıyor.